Kiracılar da ev sahipleri de muzdarip. Bir taraf kiraların düşük kaldığını düşünüyor. Diğer tarafsa fahiş artışlardan dolayı ev değiştiremiyor. Çünkü eski kiracılar ev değişmeye yeltendiklerinde aynı sokakta aynı metrekarede olsa bile ödedikleri kiranın yaklaşık 4 katını gözden çıkarmaları gerekiyor. Eski kiracılar yeni kiracılardan daha çok avantajlı. Bir ev taşıyacaksın, en az 100 bin lira gözden çıkartman lazım yani. Depozitli şeydir. 9 bin liraya oturuyordu kiracı, 2000 TL şu anda fiyatı. Eski kiracıyla yeni kiracı arasında makas açıldı, fark 4 katına çıktı. Bence merhametsiz, vicdansızlık. Ne yeniledi de o binaya, o fiyata geldi. Örneğin Mecidiyeköy merkezde 100 metrekare büyüklüğünde 2+1 bu daire yaklaşık bir hafta önce tahliye edildi ve yeniden kiraya çıkarıldı. Eski kiracı 6 bin liraya oturuyordu ancak şimdi istenen rakam 22 bin 500 lira. Fırsatçılık resmen bir hırsızlık yani, emek hırsızlığı yani. Şuradaki bak şu daireye ben sordum, dedi kaç para dedi biliyor musun? 25 bin lira dedi. Bir üstü de 30 bin lira dedi, tamam mı? Neymiş 3+1'miş. Ulan 3 istese 4+1 olsun. Adam veremedikten sonra yani nasıl olacak o? Her iki tarafta haklı. Birisi para bağlamış, ev almış. Öbürü de ödeyemiyor. Çok yüksek bence. Çıkamayız yani. Neden? Yani imkanı yok. Eski kiracılar oturanlar yeni kiracı tutacak olanlardan daha uygun fiyata dairelerine oturuyorlar. Şişli'de çıkıp yeni bir daire tutmak istesem en az ne kadara tutar? 30-35 bin lira arasında tutabilirsin. Giriş altı, bodrum yani kot altı falan gibi dairelerde 20 bin liradan başlar minimum. 7,5 bin lira veriyorum. İstiyor 20 bin lira istiyor, 25 bin lira istiyor. Olmaz ki adam emekli aylığından geçin, onu da düşüneceksin biraz. Verebilir misiniz siz bu rakamı? Veremem ki, emekli aylığından geçiniyorum, nasıl vereceğim ki? Yapılan araştırmaya göre kiracıların %80'i bu yüzden taşınmaya sıcak bakmıyor. Çünkü sadece son 3 yılda kiralardaki değişim %700. Akıllardaki soruysa kiralardaki bu fahiş yükselişin ne zaman duracağı. Bu artışlar daha da devam edecek böyle giderse. 2-3 yıl arasında ancak fiyatların düzgün bir şekilde dengeye oturacağını öngörüyoruz. Öngörümüz bu şekilde. Vallahi kötü bir durum. Kiracılara kolay gelsin, ne diyelim abi.